Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin, khatemin nebiyyin ve imamil mursalin ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin ecma'in. Allahümme zidna ilmen ve fehmen ve hifzan ve elhiqna bis salihin. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil khayr. Allahümme iftah lana abuaba hikmetik ve enşur aleyna min rahmetik ve enzil aleyna min berekatike ya zel celali vel ikram. Ya zel celali vel ikram, ya zel celali vel ikram. Rabbi şrah li sadri ve sirli emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhu tayyibelerine, alinin, ashabının, ulema-i izamın, meşeyh-i kiramın, bize okutan hocaların ve musannifin ruhlarına bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Allah'ın izni inayetiyle birinci seviye meani ilmine dair yaptığımız derslere devam ediyoruz. Bu meani ilmi açısından inşallah son ders olacak. Sonra Şerh-ı Bugyetil Mubtedi isimli Muhammed Yusuf Reşit el-Ezheri hocanın eserinin beyan kısmını da hızlıca biraz üzerinden geçerek okumaya çalışacağız. Ve bedi kısmını da, en son zaten kısa bir şey bayağı bedi, onu da okumaya çalışacağız. Artık bu derste ne kadar ilerleyebilirsek. Bakalım. Geçen derste biz ne yaptık? Fasıl vasıl meselesini işledik. İnşa kalmıştı bir yarısı. İnşayı bitirmiştik. Sonra fasıl vaslı işledik. Elhamdülillah bitirdik yani onu da. Şimdi bu son bab, 8. baba geçiyoruz. Meani ilminin 8. bölümü icaz, itnab ve müsavat hakkında. Yani icaz meselesi. Kur'an'ın icazı derken, i'caz değil, icaz. Ye ile icaz. İ'caz ayrı bir şey, daha genel bir şey, daha özel bir şey. Kelami boyutları da icazın var, biliyorsunuz. İcaz, icazın aslında bir veçhesidir. Yani nazım icazının, belagat icazının, icazın da birçok türü var. En meşhur, en önemli türü nazmın icazıdır. Nazmın, belagatının muciz olması, yani aciz bırakmasıdır. Bu aciz bırakmanın veçhelerinden bir tanesi de biraz icazdır. Yani o kelamın belagatını, belli bir kelam olmasını temin eden birçok husus var. Zaten biz bu ders boyunca aslında onları işledik. O kaideleri işledik. Bir tanesinde en son şimdi icaz meselesi. Nerede az sözde çok şey anlatılır? Nerede lafızlar az kullanılır? Nerede çok kullanılır? Nerede eşit seviyede, manayla eşit olacak bir şekilde kullanılır? Üç tane kavramımız olacak. Bakalım. قَالَ الْمُصَنِّفُ حَفِظَهُ اللّٰهُ تَعَالَى بَابُ الْاِيْجَازِ وَالْاِطْنَابِ وَالْمُسَوَاتِ. Evet. İtnab genel olarak uzatmak demek. Geleceğiz onun anlamına biraz daha fazla. İtnab yani lafzın manadan daha fazla olması. İcazı biraz daha biliyoruz. Eşitlik zaten eşit. Bakalım. Şerh. Huvel babul ahiru min abuabi ilmil me'ani el-themaniye. Ve huvel babul lezi yu'na bi'alaqatil kemmi beynel alfazi vel me'ani. Yu'na diyoruz. Tamam. Meçhul olarak okuyoruz bunları. Onunla ilgilenen. Yani demiyoruz. Yani kasteden falan anlamına geliyor. Yu'na bi'ala. Mesela uniye bihi geçer kitapların üzerinde. Yani bununla kim efendim uğraşmış, kim ilgilenmiş, kim düzeltmiş falan diyelim. Kim derlemiş, toparlamış. Uniye bihi diyor. Mesela muhakkik yerine bazen onu kullanıyorlar. Uniye bihi. Ellezî yu'na bi'alâkati el-kemmi beynel el-fâzi vel-me'ani. Evet, yani burada bir niceliksel bir şey de var. Yani niceliksel bir mesele biraz. Hani bugüne kadar hep meani deyince mana, soyut şeylerdir. Daha çok niteliksel şeylerdir yani. Burada biraz niceliğe, kemme giriyoruz yani. Miktar. Yani lafızların bir miktarını söz konusu edeceğiz bir kelamın belagatı açısından. Çok lafız, az lafız. Ve mana açısında da çok mana, az mana. Yani. Tamam. Lafız ve manalar arasında bir niceliksel bir karşılaştırmadan bahsedeceğiz yani bu bapta. وَعْلَمْ اَنَّ وَاحِدَةً مِنْ هَذِهِ الْعَلَاقَاتِ لَا تُمْدَحُ بِيطْلَاقِ. Çok harika bir giriş yapmış hakikaten. Biz belki bu konuyu teknik olarak ilmi ulemanın eserlerinden okumadan önce hep şunu biliyoruz. İcaz mükemmel bir şeydir. İyi bir şeydir. Hep icaz yapılması lazım sanki. Ki o da biraz buna değinecek yani musannif. Böyle bir algının, avamın, halkın... Evet, itnap kötüdür mutlak manada. Böyle bir şeyimiz var. Ama genelde biliyorsun böyle genellemeler ilmi olarak doğru olmuyorlar genelde. Yani her şeyin bir ölçüsü var, bir yeri var. Biraz ona tembih eden bir mukaddime yapmış. Bence çok yerinde hakikaten. Çok güzel bir uyarı yani bu.
konuda söylenmesi gereken en önemli şeylerden biri de bu, Allahu alem. Diyor ki: "Ve alem enne vahideten min hadhihi alaqati la tumdahu bi itlaq." Yani bir kelamın icazlı olması, itnaplı olması veya da müsavat halinde olması mutlak manada övülecek bir şey değildir. Yani bağımsız bir icazın yok, yani kendinde övülen bir icazdan bahsedemeyiz. Makama bağlı olarak övülebilecek yani, tamam? Ve la tuzammu bi itlaqin. Aynı şekilde mutlak olarak yerilen bir şey de değil. Mesela sözü uzatarak söylemek mutlak manada, yani bütün hallerde kötü olan bir durum değildir. Tamam? Ve innemel merci'u fi zalika huvel makam. Burada ölçümüz, miyarımız, esasımız nedir? Makamdır. Zaten belli bir kelam nasıl bir kelamdı? Muktezai hale mutabık olan bir kelamdı. Demek ki bir kelamın icaz açısından da belli olup olmadığını bu konularda söyleyebilmemiz için onun muktezai hale mutabık mı değil mi ona bakmamız lazım. Yani hal kısa az sözde çok şey söylemeyi gerektiriyorsa o yapılır. Hal eşit sayıda manaya, yani belli bir sayıda manaya eşit sayıda bir lafzın lafızla karşılanmayı gerektiriyorsa, musavatsa musavat. Halin muktezası efendim sözü biraz daha yayarak, açarak konuşmaksa, uzatarak konuşmaksa o halde uzatılarak konuşulur. Uzun uzun konuşulur yani ve bu da belli bir kelam olmuş olur yerine göre, makamına göre. Tamam? Dolayısıyla bu üçü mutlak manada herhangi biri hep o iyidir, diğerleri hep kötüdür falan diye bir şey yok yani. Tamam? Ama bir asıl tespiti için de bakacağız biraz. Yani özel bir durum falan yoksa diye bakalım. Diyor ki: "Fe la yekunu el-icazu memduhan fi kaffati el-maqamat." İcaz bütün makamlarda iyidir diye bir şey yok. "Ve la yekunu el-itnabu mazmuman fi kaffati el-maqamat." Aynı şekilde itnap da her yerde kötüdür diye bir şey yok. "Kema kad yufhamu li-galabati i'jabi en-nasi bil-kalami el-mujaz." Yani insanların işte veciz kelamdan etkilenmelerinin genelde daha baskın gelmesinden dolayı böyle anlaşılmasından dolayı. Böyle anlaşılabilir belki ama öyle bir şey yok. İnsanlar genelde nedir? Yani veciz kelama meftundurlar. Yani bir atasözü, bir deyim söylersiniz, bir hikmetli bir söz söylersiniz. Çok severler hakikaten. Çünkü genelde yerinde kullanılır icaz olarak ama böyle icazlı veciz sözlere karşı milletin bir beğenisi vardır ve o beğeni bazen abartılarak şöyle bir hale gelir. Yani hep veciz konuşmak sanki doğruymuş gibi yani. Hep veciz konuşmak doğru değil yani. Belli olmaz yani o konuşma her zaman. Veciz konuşmak yani. فَاِنَّ الْاِيْجَازَ يَكُونُ مَذْمُومًا فِي مَقَامَاتِ الْاِطْنَابِ İtnabın, yani sözü uzatarak söylemenin daha iyi olduğu o makamlarda icazlı konuşmak yerilir yani. أَلَا تَرَى لَوْ نَادَ الْأَبُ اِبْنَهُ فَاَجَابَهُ الْاِبْنُ بِلَفْظَةٍ مُقْتَضَبَةٍ يُعْلِمُ الْأَبَ بِأَنَّهُ قَدْ سَمِعَهُ أَلَا يَكُنُ ذَلِكَ الْاِجَازُ مَذْمُومًا لِمَا فِيهِ مِنْ قِلَّةِ الْاِكْتِرَاثِ بِمَقَامِ خِطَابِ الْأَبْ Yani şöyle bir örnek tasavvur edelim. Bunu görmüyor muyuz diyor mesela. Nedir? Şayet mesela bir baba oğlunu çağırdı ve oğlu da efendim babasına işittiğini bildirecek şekilde, yani işittiğini, sadece işittiğini bildirecek kadar kısa bir kelimeyle yani veya bir ses çıkararak söyledi yani. Tamam, muktadaba kesilmiş demek yani. Adaba bir şey kesmek demek yani. Muktadab, iktadaba. Bir şey kesip almak, bir şeyden bir şey seçmek falan, bir dergi yapmak anlamına da geliyor muktadab. Mesela bir antoloji falan, şiir antolojileri ya, belli şeyleri seçiyor falan. Muktadab falan için de kullanılıyor yani. Kesip alıyor yani, o şairden şunları alıyor, şunları bunları alıyor. Evet, seçki gibi yani, seçki anlamında da kullanıyor ama kesmek anlamı var, asıl kök anlamı yani. Muktalabatın yani kısa, kesilmiş böyle, özel seçilmiş bir kısa kelimeyle yani. Bir kısa kelimeyle babası çağırdığı zaman babasına karşılık verse ne olur? اَلَا يَكُنِ ذَرْكَ اِجَازُ مَذْمُومًا Yani bu kötü bir şey olmaz mı yani mesela? Mesela babası çağırıyor. Oğlum bir bak diyor. Tamam diyor mesela. Oğlum gelecek misin? Tamam falan diyor sadece. Aslında mesela tabii baba geleceğim falan gibi bir şey dediği zaman işte tamam, belki tamam örneğinde daha iyi bir örnek de bulunabilir. Yani bir kelimeyle söylediğim zaman sanki takmıyor gibi olur yani. Evet. Yani böyle şey, bir noktada ben tercüme etmedim. Ben tamam. Çirkin söz anladım.
Ne anlıyor seninle? Yani çirkin değil de hani şöyle tasavvur ettim. Babası işte çağırıyor Yasin diyor, o da he diyor. Evet evet doğru, he kelimesi. Aynı zaten biraz onu söylüyor, benim aklıma gelmedi örnek. Doğru he. Babası çağırıyor mesela, dediğim gibi Yasin neredesin? He diyor Yasin, yani orada mısın? Sadece orada olduğunu, duyduğunu söylemek. He falan diyor. Ama yani buyurun babacığım falan beklenir. Mesela daha edepli bir lafız da buyurun efendim, ya buyurun babacığım. Yasin gelecek misin? Geleceğim babacığım. He evet falan dediğin zaman böyle çok takmadığın, önem vermediğin babanın çağrısını anlaşılıyor. Bir kelimeyle aslında bir kelimeyle anlaşılıyor, ifade edebilirsin ama olmuyor yani. İki kelime, üç kelime söylesen daha güzel oluyor makama göre, tamam. Tabii babacığım geleceğim hemen falan dediğin zaman mesela farklı bir şey tabii ki. Bunu hepimiz hissediyoruz zaten. Ale yekunu zelikel icazu mezmumen. Mezmum olmaz mı bu? Yani yerilmez mi bu? Lima fihi, neden mezmum? Lima fihi min qillatil iktiraf. İktirafa bir şeyin ona önem vermek, onu takmak, onu kale almak demek yani. Mütenebbi bu kelimeyi kullanıyor bir şiirinde. Diyor ki la talqa dahrake illa gayra mukterithin ma dama yashabu fihi ruhakel bedenu la talqa dahrake illa gayra mukterithin ma dama yashabu fihi ruhakel bedenu. Yani zamanda oluşan, ortaya çıkan şeyleri çok takma diyor. Gayra mukterith, yani hayatını şey yaşa, biraz böyle umursamaz yaşa, yani çok kafaya takma ortaya çıkan problemleri, insanların sözlerini, konuşmalarını falan. Gayra mukterit, çok takma, umursama yani. Umursamak anlamına geliyor iktiraf tabi işte. Çok umursama yani hayatında ortaya çıkanları, sıkıntıları falan. Zamanın sana karşına çıkaracağı şeyleri yani. Sonuçta hayat küçücük bir zaman gelip gidiyor yani. Değişiyor her şey. Mâ dâme yashabu fîhî ruhekel beden. Yani yaşadığın sürece. Yaşadığın süreci böyle ifade ediyor. Mâ dâme yashabu fîhî ruhekel bedenû. Yani bedenin ruhundan ayrılmadığı sürece, yani yaşadığın sürece çok takma diyor yani. Sonra baya güzel beyitler var ondan sonra. Yani belli arzular peşinde koşanların ne kadar feci hallere düştüğünü falan söylüyor yani. Ne diyor mesela? Müslüman değil mi? Mütenebbi mi? Tabii mütenebbi, Müslüman, mütenebbi. 354'te vefat ediyor. Hicri. Nasıl da ona sen yani Seyyidina Muhammedin aleyhisselam. Mimma adarra bi ehli al-ishq annahum hawu ve ma arafu ad-dunya ve ma fatinu. Yani heva, aşk ehli, aşıklar, bir her insan bir şeye aşık oluyor. Kıza aşık oluyor, işte bir mesleğe aşık oluyor, bir makama aşık oluyor. Onun peşinden koşturuyor ya efendim. Ondan sonra mimadara bir eşkanı mı havu ve ma arafu dünya ama fatir, ama dünyanın hakikatini bilmediler, o aşık oldukları şey ne kadar aşık olmaya değer bir şey olduğunu akletmediler. Ama fatinu, yani fetanet gösteremediler, basiret gösteremediler. Diyor ki tefna uyunuhumu dem'an ve enfusuhum fi ifri kulli kabihin vechuhu hasanu. Yani ne gözyaşları dökerler, ne nefislerini, canlarını tehlikeye atarlar, ne kadar kıymetli şeylerini harcarlar o arzuladıkları, aşık oldukları dünyalıklar yolunda. Ancak bilmezler ki bu aslında peşinden koştukları şey yüzü güzel ama akıbeti çirkin olan, iç yüzü çirkin olan şeylerdir. Fi ifri kulli kabihin vechuhu hasanu. Yüzü güzel olan çirkin şeylerin peşinden koşturup dururlar diyor yani. Hakikati aslında fena bulacak, bir işe yaramayacak. Bütün o lezzetler, o şeyler, o büyüler yok olup gidecek şeylerin peşinde koşuyorlar yani. İktiraz. İktiraz kelimesinden buraya geldik. İstitrat yaptık. Bir makami hitabil eb. Yani babaya, babayla konuşma makamında onu çok umursamama gibi, efendim, umursamama gibi yerilen bir durum oluşuyor yani. Evet. فَكَذَلِكَ يَنْبَغِي النَّظَرُ ف۪ي كُلِّ مَقَامٍ. Veya mesela ders, hoca şerh ediyor bir meseleyi, zaten zor bir mesele. Kalkıp bir iki cümleyle şerh etmesi tasavvur edilemez yani. Velev ki manayı toplamda veciz bir şekilde ifade etmiş olsun. Metinler vecizdir, şarih onu açar yani. Bir şarihin kalkıp çok veciz bir dil kullanması falan meseleyi açarken yani makama uygun değil yani mesela. Tamam, makama uygun değil. Biraz yayarak anlatması lazım, açması lazım konuyu.
Yani hocanın da kitabında yani. Şerh düşünün yani. Şerh şeyden daha kapalı. Konuyu açması yani, anlatması yani. Böyle bir şey olur mu? Olmaz yani. Daha veciz ibarelerle yazılmış. Olmaz yani. Bu makama uygun, orada itinab gerekir bir derece yani. Tamam. Metin veciz olabilir çünkü gayesi nedir? Ezberlemektir. Mesela öyle düşünün. Metinle şer iyi örnek. İtinapla icaz için. Metin veciz olur, mucez olur ki ezberlenme gayesi vardır. Çerçeveyi bir bütün olarak görmek, akılda kalması falan. Ama şerh nedir? O veciz metnini açarak daha uzun uzun anlatması lazım. O kapalı yerleri yani. Tamam. Yani her birinin makamı ayrı. Metnin makamı icazdır. Şerhin makamı itnaptır. Herhangi biri diğerinin makamını kullanıp o şekilde söz kelamı, kelamda tasarrufta bulunduğu bir kelamı inşa ederse belli bir kelam üretmiş olmaz yani. Efendim. Müptediler için bir metin yazıyorsunuz. 500 sayfa. Ne anladım ben böyle bir metin? Benimki çok yayarak anlattınız. Yayarak anlattınız mesela. 500 sayfa. Uzata uzata aynı mesele, çok basit mesele anlattım. Var böyle şeyler. Oluyor mesela. Olmaz yani. Zaten yeriliyor biliyorsunuz böyle eserler. فَكَذَرْكَ يَنْبَغِ النَّظَرُ فِي كُلِّ مَقَامٍ. Her makama bakmak gerekiyor. Yani bunun ihtiyacı nedir? فَمَقْتَضَ الْاِيْجَازَ كَانَ الْاِطْنَابُ فِيهِ مَذْمُومًا وَمَقْتَضَ الْاِطْنَابَ كَانَ الْاِيْجَازُ فِيهِ مَذْمُومًا. Anlaşıldı. اِنْ كَانَ اللَّفْضُ بِقَدْرِ الْمَعْنَى فَمُسَوَاتٌ. Metne geçtik şimdi. İlkin müsavat söyledi. Diyor ki eğer lafızlar manaların miktarı kadar ise burada bir müsavat vardır. Müsavat artık burada bir terim yani. Bir eşitlik vardır. Hani kadar lugavi anlamıyla hemen hemen aynı şeyse de gene artık bir terim olmuş. İtnab ve icazın mukabili bir terim oluyor yani. Diyor ki yani en tekun el alfazu dalleten ala maaniha min gayri ziyadetin fil ma'na ve la ziyadetin fil lafz. Her iki tarafta bir fazlalık olmayacak. Tabi lafzın fazlalığı azlığını daha mahsus bir şey idrak edebiliyoruz ama manaların zait olması, az olması makul bir şey olduğu için bunun takibi daha zordur yani. Takdir edersiniz ki değil mi? Manaların bir kemminden bahsetmek mümkündür. Yani anlamsız bir şey değildir, tamamen mecaz değildir. Hakikaten birçok mana olabiliyor. Az mana olabiliyor, çok mana olabiliyor ama buradaki azlık çokluğu böyle lafızlardaki gibi işte 10 kelime var tarzında saymak zor olabiliyor yani, tamam. Ama iki kelamı karşılaştığı zaman bunun manası bundan daha çok gayet iyi diyebiliyoruz, tamam. Diyebiliyoruz bunu, tamam. Ama mananın kemmini tespit etmek biraz daha zordur yani. فَاِنَّهُ اِذَا زَادَ فَاِنَّهُ اِنْ زَادَ الْمَعْنَى عَلَى اللَّفْضِ كَانَ اِيْجَازًا. Eğer mana lafızdan çoksa, yani az sözle çok şey anlatılıyorsa orada icaz vardır. وَجِزَ وَجِزَّن geliyor biliyorsunuz. وَجُزَ veciz, evceze veya evceze yucizu icazen. Evceze kısa kesmek demek. Az sözle çok şey anlatmak demek. Zaten lugavi anlamı da artık örfte bu şekilde kullanılıyor yani. Kâne icazen. Ve in zâdel lafzu alel ma'na kâne itnaben. Yani lafız, lafızlar manalardan daha çoksa, yani daha az lafızla da anlatılabilmesi mümkünse bu manaların, bu durumda kullanılan biraz fazla lafızlar itnaba sebep oluyor. Tamam. فَاِنْ لَمْ يَزِدْ اَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ كَانَ مُسَوَاتًا. Eğer eşit olursa müsavat durumu ortaya çıkar. Şimdi müsavatı işliyoruz ya biz. Müsavata bir örnek veriyor. مِثَالُ الْمُسَوَاتِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ اِلَّا بِأَهْلِهِ. Kötü bir plan ve tuzak ancak onu, Kur'an'ı kuşatır. Onun başına bela olur yani. حَاقَ بِشَيْءٍ حَاقَ يَحِيقُ بِشَيْءٍ أَصَابَهُ وَأَحَاطَ بِهِ. Ona isabet eder, onu kuşatır çepeçevre. لَزِيمَهُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ. Ona yapışır yani. Yani kötü söz sahibinindir falan gibi diyoruz ya, işte oradaki gibi biraz mana. Nasıl olur? Kötü bir planın? Kötü bir planın veya tuzak, tuzağı kuran kimse, kötü bir plan veya kötü bir tuzak diyelim, kötü bir tuzak ancak sahibini bulur. Yani sahibini kuşatır, ona isabet eder. Yani neticesi ona döner aslında. Kendisi başkalarına kötülük yapmış gibi tuzak kurar. Ancak bu tuzağın hakikati kendisine döner. Tuzak. Bu neticesi kötü olan tuzak olursa iyi yapılamamış tuzak. El-mekruh seyyi. Ha, buradaki su'tan yani seyyi'ten kastın yani neticesi kötü olan mı yoksa iyi planlanamamış, iyi planlanamamış falan mı diyorsun? Herhalde kötü kasıtlı plan yani şeyde değil yani idare yönetim sanatında bir şey değil herhalde. Yani gaye kötü, varacağı yer kötü. Bir zulme
teşne olan bir plan ve tuzak kurulmuş yani, tamam mesela. Ya ben onu anlıyorum ama emin değilim. Yani müfessirlere bakmak lazım yani. فَهَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا سُنَّةَ الْاَوَّلِينَ Bakın bir cümle daha. فَهَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا سُنَّةَ الْاَوَّلِينَ Yani kendilerinden önceki insanlara başına gelen hal gibi bir hali mi bekliyorlar? Yani onlara başına gelen durumu mu bekliyorlar? Sünne biliyorsunuz tekrar eden, devamlı gelen hadise, adeten karşılaşılan hadise. فَلَنْ تَجْدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا وَلَنْ تَجْدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَحْو۪يلًا Bir değişiklik veya bir başka bir yere kaymasını göremezsin. Allah'ın sünneti hep aynı şekilde tekrar eder yani. Önceki kavimlerin başlarına gelen sizin de başınıza gelebilir yani. Dolayısıyla müşrikler tuzak kurduklarını düşünmesinler mesela. Peygamber o tuzaklarında muvaffak olacaklarını düşünmesinler yani. Şimdi bakın bu anlatımda hani biraz zor tabii ayet-i kerimelerin tam olarak anlamını şimdi bu seviyede bu şeyde tespit etmek ama anlayabildiğimiz kadarıyla ne diyor? فَتَرَا اَنَّ الْاَيَةَ الشَّرِيفَةَ قَدْ جَاءَتْ مَعَانِيهَا عَلَى قَدْرِ الْفَاضِهَا Yani bu cümlenin hiçbirinde özel olarak fazla kelimeler çok göremiyoruz. Yani uzatılmış bir anlatım. Fazla derken biraz daha yayarak yapılmış bir anlatım. Efendim veya da çok kısa ve ne dediğini anlamakta biraz zorlanacağımız, biraz düşünceye ihtiyaç duyan şeyler yok. Yani manalar lafızların miktarı kadar gelmiş diyor ayet-i kerimede. وَهُوَ مَقْتَضَهُ الْمَقَامُ هُنَا Ki burada makam bunu gerektirir. اِذِ الْمُسَوَاتُ هِيَ الْأَصْلِ diyor. اِذِ الْمُسَوَاتُ هِيَ الْأَصْلِ Bu cümlenin altını çizin, bu cümleye bakacağız yani. وَحَيْثُ لَا حَالَ يَقْتَضِ الْإِيْجَازَ اَوِ الْإِطْنَابَ فَالْحَالُ يَقْتَضِ الْمُسَوَاتَ Sanki sonra başka bir şey diyor. Evet, evet. Sonra icaz asıldır gibi diyor. Evet, ben de işin içerisine çıkamadım açıkçası. Bilmiyorum yani hangisi asıldır veya bir asıl tespit etmek gerekir mi burada? O da var. Yani eğer tespit birinci mertebe, evet, tespit etmemiz gerekir mi? İkinci mertebe edersek bu müsavat mıdır, icaz mıdır mesela? İtnap olmadan en azından kesin biliyoruz. Değil mi? Onda eminiz yani. Müsavat mıdır, icaz mıdır? Belki icazdır denilebilir. Çünkü icaz hani beli kelam daha matluptur ya asıl olan. Asıl olan icazdır yani ama icaz olduğu zaman problemlere sebep oluyorsa. Bana öyle geliyor şahsen yani. Asıl olan derken hani vacip değil ama daha iyi olur yani. Evet, çünkü dillerde asıl olan iktisat ve tasarruftur. Genel kaide budur yani. Evet. Ama yani müsavat işte. Müsavat da israf değil ama hani diğeri daha beli olmuş olabilir diyebiliriz. Veya diğer daha şey yani. Evet işte. Belki müsavattır deriz icazı. Müsavattır yani. Mananın lafzı tam karşılaması. Ne çok zor anlaşılması. Sanki ekstra bir makam. Evet. Olabilir yani vallahi bilmiyorum bakalım. Yani ben çıkaramadım bunu. Az sonra gelecek muciz kelam asıldır gibi bir şey diyecek. Kitaplarda nasıl geçiyor bir araştırmak lazım biraz da hangisi asıldır diye. Hocam ayet hakkında soru sorabilir miyim? Sor buyur. Şimdi niye bu müsaat oluyor? Mesela bu acayip derinlikle barındırıyor. Yani kötü tuzak kuranlar ancak sahibini gelip bulur. Bildiğiniz atasözüne benzer. Doğru biraz evet şey bir cümle. Yani manalar barındırıyor içinde. Evet. Ama tuttuk buna müsaat demek mesela. وَلَا يَحَقُ الْمَكْرُسِ Şimdi bu anlamın lazımi diğer giden anlamlar belki şeydir. Çok farklı derin yerlere götürülebilir. Bunun sebebi nedir? Ha budur. Bunun sebebi ne? Yani bu mana niye böyle doğrudur? Çünkü bu böyle olunca bu böyle olur. Yani bunları çoğu anlamda söyleyebiliriz aslında. Yani müsavat olan cümlelerde de hatta itnab olan şeylerde de biraz yapabiliriz bunu ama yani işte bu lafızlardan doğrudan birçok anlam çıkıyor mu? Mefhum, mantık falan. O şekilde. Yoksa anlamı tespit ettik. Mefhum bir tane. Mantık bir tane veya. Hatta mefhumu yok. Diyerek sadece mantuku var. Mantık bir tane anlam veriyor. Ama o anlamı üzerinde artık lafzı terk edip anlamın üzerine düşününce belki başka anlamlara ulaşırız. Yani bu böyleyse o halde bu da böyledir falan. Yani sanki bu değil. Tabii bir miktar görecelliği var. Tabii dediğim gibi manalar o kadar sayılara böyle şey olmadığı için hani. Relativizm. Görecellik. Bir miktar göreceli olur. Göreceli derken yani bunun bir zevk boyutu var manasında görecelik. Yani lafza dökülemeyecek derecede ince bazı takipler yani mananın çokluğu azlığı dediğim ya böyle niceliksel bir şey değil. Matematiksel olarak manayı o kadar yapamıyorsunuz yani. Belki daha iyi bir örnek de getirilebilirdi bilmiyorum ama. Velhasıl örnek çok şey değil ama yani en azından kaide anlaşılıyor. Yani tefsirlerde bunu görürüz yani bunlar. Burada icaz var, itnap var, bazen müsavat var diyorlar. Daha çok icaz ve itnap üzerinden konuşuluyor da. Belki de ondan dolayı müsavat asıl olduğu için konuşulmuyor fazla üzerinde.
Diyor ki idin musavatı hiyel asır ve haythu la hala yaktadir icaz evil itinabe fel halu yaktadir musavatı. Yani aslında bu daha anlaşılır gibi ama sonradan mucize icaz asıldır gibi bir şey diyor. Belki itinaba göre icaz asıldı. Yani itinab açısından yani nerede itinab yapılır? İcaz yapılması gerekmeyen yerde yani falan diye düşünebiliriz. Ve icazın kötü olduğu yerde itinab yapılır mesela. Bir tane itinab ve müsavat dedi ya, o eşitlik, şeylik, çokluk. Hani böyle biraz daha göz göreceli ya, manayı sayamadığımız için tam. Yani bir kelam birine göre muciz bir kelamın karşılığında getireceğimiz farklı kelamlar, ifadeler. Biri ona müsavat diyebilir, biri itinab diyebilir mesela. Atıyorum. Yani icazın mezmum olduğu bir yer düşündüğümüz zaman alternatif olarak getirilecek kelam, muciz kelam dışında. Yani bir der ki burada müsavat oldu, bir der ki burada itinab oldu yani. O açıdan itinabı esas almazsak itinabın mukabili olarak icaz veya musavat eşit şey asıl olmuş olabilir yani. Belki böyle biraz telfik etmiş oluruz iki görüşü yani. Şarihin iki ifadesini en azından. Bakalım şimdi icaza geçelim. Ve in qalla anhu fe icazun. Yani ve in qalla lafzu anil ma'na fe icazun. Tamam. Yani fel muqtada fel muqtadi icaz veya da fel kelamu mucazun yani. Fefil kelami icazun gibi yani. Fe icazun. İcaz yapmış. İcaz yapmış metinde de. Ve in qalla anhu fe icazun. Zamirler artı fe icaz. Bakın zamirler ne kadar kısaltıyor. Ve in qalla lafzu anil ma'na diye tekrar etmedi yani. Fel halu icazun veya da fel kelamu fihi icazun demedi yani. Kema fi kavlihi teala ve lekum fil kısasi hayatun ya ulil elbabi leallekum tettequn. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ ayet-i kerimesi bakın 3-4 kelimeden oluşuyor. 4 kelimeden oluşuyor arkadaşlar. Bu ayet bazı müfessirlere göre Kur'an'ın en beli ayeti yani. Ve belagatının sebebi de hem anlamın derin ve hikmetli büyük bir şey olması hem de bu anlamı inanılmaz veciz lafızlarla, veciz bir lafızla ifade edilmesi. Bazıları şey diyorlar ama اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَم۪ينِ getiriyorlar. En beli ayet yani. Bazıları da bunu yani. Akdül Allah'a tanım. Akdül Ferid. Akdül Sura olabilir. El-Akdül Feridu Fissura falan. Yani Ferid şey inci yani. Eşsiz bir incisi gibi yani. Evet kalbi yani evet. Surenin kalbi biraz farklı bence. Surenin yani en böyle beli ayeti. En derin. Evet en can alıcı yeri. En derin ayeti. Belagat olarak hakikaten. Bakalım nasıl bir belagat varmış. Hakikaten bu ayetin tefsiri biz usulde de bu ayet-i kerimeyi biraz tartışacağız yani. Minhaç'ta falan geliyor bu ayet bir yerde istidlal olarak. Bayağı derin tefsirler var. Derin tartışmalar var. Ayetin ifadelerinin hangisinin şey olduğu efendim mefhum mantık tartışmalarında falan yani. Bakalım. وَذَلِكَ لِيَنَا الْحَيَاتَ لَا تَحْدُثُ بِمُجَرَّدِ الْقِصَاصِ. Hayat sadece kısaslı olmaz. Bir kere ayetin zahirini anladığım zaman hemen bir çelişki var gibi sanki haşa. Yani kısasta hayat vardır. Kısas ne demek? Bir insanı diğerinin karşılığında öldürmek demek. Kısas bu demektir yani. Öldürmekte hayat vardır gibi diyor Allah Teala. Bir anda zaten duraksıyorsun yani. Nasıl kısasta hayat olur? Sizin için kısasta hayat vardır. Bel innel mutebadira lirra'i. Yani düşünen insan için biraz düşünen bu ayeti gören bir insan için vallazi yazharu min al-qisas huwa annahu ziyadatun fil maut. Bırakın hayat olmasını bir can daha gidiyor kısasta yani. İz nazidu ala maut al-maqtul maut al-qatil. Yani katili de öldürüyoruz ya kısasta. Yani maktul zaten ölmüş gitmiş. Katil de öldürülüyor kısasta. Nerede hayat yani? Bir hayat vardı onu da getirdik ve bunda hayat var diyor Allah Teala. Bakalım. فَالْوَجْهُ فِي كَثْرَةِ الْمَعْنَى أَنَّ النَّاسَ اِذَا عَلِمُوا أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ بِغَيْرِ حَقٍ قُتِلْ. İnsanlar bunu bildikleri zaman kısası yani. Kısasın teşri edildiğini düşünelim. Yani insanlar kısas hükmü karşısında birini öldürdükleri zaman kendilerinin de öldürüleceklerini bildikleri zaman efendim ne yaparlar bunu? فَاِنَّ ذَرِكَ يَعُولُ اِلَى اِمْسَاكِهِمْ عَنِ الْقَتِلْ. Öldürmekten vazgeçerler, kendilerini tutarlar yani. Bu ona döner. Kendilerini tutmalarına döner bu durum. Onların bu bilgisi onları bu nefislerini zapt etmeye götürür. Gazaplarını zapt etmeye götürür intikamlarını.
فيتحقق إحياء الناس الذين يقتلهم القاتلون لولا علمهم أنهم سيقتلون بهم. Yani ilimleri bilgi, bu hükmü bilmeselerdi, bu hükmün var olduğunu bilmeseler, öldürecekleri insanlar, insanları öldürecekler ya bu katiller, öldürürlerdi. Yani bu katillerin katlettiği insanlara aslında hayat vermiş oluruz kısasla. Yani kısas hükmünün kendisi hayat veriyor. Maktulün de katilin de hayatını kurtarıyor aslında. Yani konuşsak çok konuşuruz. İlk başta bakılan sanki birbirini öldürdü, kısas uyguladık, ikisini de öldürmüş olduk böylece. Yani biri zaten öldürmüştü, diğerini de biz öldürdük. Hayatı, hayat hakkı tanımadık kısasta hiç kimseye. Orada konuşmuştuk, kabile arası savaş. He, kabile arası savaş, doğru doğru kısas, evet. Yani beni öldüreceğini bilse falan vazgeçer yani. Şimdi şöyle bir şey, bu hüküm ille de biz pratik bir fiil üzerinde, birinin üzerinde tatbik ettik diye bakıyoruz da, bu hüküm ilk teşri olunduktan sonra diyelim bir toplumda, öldürülme fiilleri elbette muhakkak olur belki bu hükme rağmen, yani az da olsa, ancak yani her türlü bu kısas var olduğu zamanlar olmadığı zamanlardan daha az sayıda insan öldürülür. Mücerred bu hükmün bilinmesiyle birçok katil olması beklenen insan katilde bulunmayacağı için maktuller olmaz ve o maktuller olmadığı için o maktulün yakınlarının da intikam hissiyle bazen hukuka da uymadan, eğer kısas dışında başka bir hukuk uygulanırsa, hapis cezası gibi, o maktulün yakınları gidip katili de öldürmezler. Çünkü o katil maktulü öldürmeyecektir yani. Maktul olması tasavvur edilebilecek bir insanı yani. Tamam. Aslında bu hükmün vücudu toplumda, yasa olarak vücudu, hem maktulü hem katili kurtarmış olur. Yani binlerce canı kurtarmış olursunuz yani siz bu hükümle. O yüzden وَلَكُمْ فِي الْقِصَاسِ حَيَاتٌ يَا اُلِي الْأَلْبَابِ يَا اُلِي الْأَلْبَابِ. Yani bakın bu aynı şey de önemli. Yani bunu hemen anlayamayabilirsiniz. Kafanızı çalıştırın yani. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Yani Allah'ın nimetlerine şükredin. Sakının yani dolayısıyla. Evet. لَوْ لَا عِلْمُهُمْ أَنَّهُمْ سَيُقْتَلُونَ بِهِمْ. Yani لَوْلَا عِلْمُهُمْ, yani şöyle لَوْلَا'nın cevabı sanki الْقَاتِلُونَ, yani bu katiller eğer daha sonra onlar maktullerinden dolayı öldürüleceklerini bilmezlerse katil olurlardı ya, işte o katillerin, yani olmasaydı katil olacak olanlar, tamam, yani bilmedikleri zaman katil olacak kimselerin öldürecekleri kimseleri de yaşatmış oluruz yani, tamam. Yani o لَوْلَا sanki قَاتِلُونَ'daki katlin لَوْلَا'sı kaydı yani şartı. Tabi biraz garip oluyor çünkü, evet. القاتلون sanki şöyle bir الذين يقتلهم من يقتلون لولا علمهم gibi düşün yani. القاتلون şöyle düşün, من يقتلون لولا علمهم أنهم سيقتلون. Yani لولا o şeye bağlı yani, şeyin şartı, قاتلون'daki masların tahakkukunun şartı gibi yani. Ve imtinası gibi, evet. Şimdi وإن زاد عنه فإطناب, eğer daha ziyade gelse itnab olur. كَقَوْلِ تَعَلَى قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّوَ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ اُخْرَى. Musa aleyhisselam bunu söylüyor. فَنَحْنُ نَرَى هُنَا مِثَالًا شَيِّقًا لِمَقَامِ الْاِطْنَابِ. Baya yani şey böyle canlı, efendim şevk verici, nasıl diyeyim, böyle zevkli bir örnek yani. Zevkli. Evet. Şeyyik, şevk uyandırıcı yani insanın nefsinin hoşuna giden. Güzel bir mana, bir itnab makamı görüyoruz. Fe inna Allah Teala kad saala Musa ve ma tilke bi yeminike ya Musa. Aslında bu da ayeti kerime, ve ma tilke bi yeminike ya Musa. Kaç gün önce okudum. Ciddi mi? Tam bu ayet. Ben de dedim ki ya ne kadar da uzatmış kendini. Bakalım şey uzatmasının sebebi. Ne kadar hoşuma gitti yani. Değil, tabii canım. Çok güzel örnek. Hakikaten güzel örnek. Sen bu kadar uzatır mı Allah'a kadar? Dedim evet. Için böyle. Özellikle biraz sufilerin bu gibi yerlerdeki tefsirleri acayip oluyor. Belagat-ı Münevi biliyorlar bu sufiler. Allame sufiler var yani. Yani o sufi zevkle okuyorlar bazı böyle ayetleri. İncelikler çıkartıyorlar. İnanılmaz incelikler. Yani normal sadece ilim kaideler tahsil eden ve aklı olan bir insan onları bilemez. O sufilerin bireysel dini tecrübelerinde elde ettikleri zevki, Rab Teala ile olan ilişkileri, naz makamlarını, yani bunları hisseden, yaşayan, bil fiil tecrübe eden insanlar, o zevki elde etmiş insanlar çıkarıyorlar bazı tefsirlerde. İşaret. Ve kaidelere de dayanıyorlar. İşari tefsirin bir kısmı, bayağı önemli bir kısmı kaidelere dayanıyor aslında. Ama kaideler çok ince kaideler.
Ve normal şeylerle göremezsiniz siz onu yani. Efendim. Hani fark etmezsiniz, öyle bir şey aklınıza gelmez yani. Çok harika yani. İbn-i Acibe'nin mesela tefsiri var. Bu Şazeli birçok yani şey. Kuşeyri'nin var zaten. Birçok işari tefsir var. Özellikle tefsir dışında da bu çok yapılmış. Tasavvuf kitaplarında bakıyorsunuz. Birçok ayet-i kerime, hadis-i şerifte çok ince anlamlar hissediyorlar, görüyorlar. Özellikle zahiri ilimleri iyi bilenler lafzi kaidelere de döndürüyorlar yani bunları. فَهَلِلَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا تِلْكَ بِيَم۪ينِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ Yani yeminik elin değil mi? Sağ elin yani. وَمَا تِلْكَ بِيَم۪ينِكَ يَا مُوسَى هَلِلَّهُ لَا يَرَى تِلْكَ الَّتِي بِيَم۪ينِهِ وَهُوَ يُحَدِّثُهُ Allah Teala'yı tabi bilmiyor mu? Haşa, tabii ki biliyor. Peki neden yani bu soruyu soruyor? Vardır bir hikmeti. Ben sorunun hikmetini bilmiyorum açıkçası. Tefsirlere bakmak lazım. Neden Allah Teala Musa Aleyhisselam böyle bir soru soruyor? Hikmeti nedir? Hiçbir bilgim yok. Senin var mı bir bilgini? Neden böyle bir soru soruyor yani? Şey, sonra için. Musa Aleyhisselam ne için? Tamam. Ha, sonra asanı doğru kısana. Allah Teala o asanın bir mukaddime. Anladım. Yani önce onun sıradan bir asa olduğunu görmesini herhalde şey yapıyor yani. Bir talim gibi. Tamam. Doğru. Tamam. Anladım. Yani o soru sorarak önce hani elindeki normal bir asanın normal olduğundan emin olsun. Baksın sonra o nasıl dönüşüyor. Hani talim gibi. Doğru. Güzel. Mucizeyi izhar edeceği zaman öncesinden bir şey olmasın diye. Güzel. Evet dimdik duruyor. Doğru. Çünkü zaten evet. Zaten daha önce denenmiş, doğru. Daha da atıyordu zaten. Allah Teala daha sahneye çıkmadan önce bir kere yapıyor, doğru. Ayet-i kerimede geliyor. Onu şeye dönüştür. Bak diyor, at şimdi. Evet, devamında o geliyor, doğru. Ayin ne oluyor hocam Musa'dan sonra? Kaç kere? Aleyhisselam o. Herhalde o baskıdan dolayı o aleyhisselam için sembol koyuyorlar ya. O oturmuyor bazen geçişlerde. Word'ü bir programa aktarıyor falan. Ondan Selman hocam iyi bilir bunu. Evet. Halillahu la yara tilke allati bi yaminihi ve huve yuhaddisuhu ve lakinnel maqama huna maqamu khudu'in ve zullin kamileyni. Makam ne makamı? Musa Aleyhisselam'ın Rab Teala'ya hitabına mazhar olmuş. Allah Teala'nın huzurunda huşu ve zillet makamı, yani kırılma, efendim bütün aczini, fakrini o huzurda hissetme makamı yani. Tamam. Khudu', boyun eğerek, yani boynu bükük bir edayla o huzurda bulunma makamıdır diyor. Karşınızda yani sonuçta karşısında Allah Teala var Musa Aleyhisselam'ın, yani muhatabı Allah Teala. Tabii ki insan ne kadar boynu bükük, aciz şey hisseder kendisini o heybet karşısında yani. Şöyle bir şey olur mu? İnsan böyle sevdiği insana konuşmayı uzatmak istemiyor. Ha evet onu diyebiliriz örnek olarak, doğru. Biraz ona da değinebiliriz. Öyle tefsir edenler var zaten alimlerden. Bu ayet-i kerimeyi o şekilde. Biraz müellifin, burada şarihin ayet-i kerimedeki makamı ve şeyi tespiti biraz farklı diğer ulemadan. Daha doğru ayet. Musannefi'nin bana da diğerleri daha şey geldi ya. Doğru reddediyor. Ki hep öyle geçiyor kitaplarda hakikaten. Dipnotta dediği gibi geçiyor. Muhammed'in işaret ettiği gibi. Bu daha mı şey? Bana da diğeri daha yakın geliyor ya. Bunu hatta ben çok anlayamadım, idrak edemedim ben. Makamı yani. Tamam, bir huzur makamı var. Yani bir heybet makamı var. Heybetin karşısında Musa Aleyhisselam'ın kırılıp dökülmesi makamı var. Ama bunun yani cevabı uzatmakla ne alakası var ben hala anlamadım açıkçası. Yani ancak o baba şeyine kıyasen böyle bir şey olabilir ama bilmiyorum. Bir bakalım. فَاِذَا سَأَلَ اللّٰهُ تَعَالَى مُوسَى عَلَيْهِ سَلَامَ عَنْ تِلْكَ الَّتِي بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى أَعْلَمُ بِهَا وَبِحَالِهَا Ki Musa Aleyhisselam biliyor tabii ki, yani soru sorma maksadı haşa Allah Teala'nın öğrenmesi değil yani, değil mi? فَالْمَقَامُ هُنَا يَقْتَضِي أَنْ يُطْنِبَ فِي الرَّدِّ لَا أَنْ يُجِزَهُ Yani Allah Teala bildiğine göre demek ki Allah Teala'nın başka bir kastı var bu sorudan. Ama işte o tam kasıt benim zihnimde canlanmıyor yani gaye. Yani gaye Musa Aleyhisselam'ı konuşturmaksa, heyecanını almaksa mesela belki öyle bir şey olabilir. Ama Musa Aleyhisselam bunu nereden biliyor o uzun cevabı uzatarak anlatmayı? Yani ayrıntı vermenin şeyle ne alakası var? Heybet makamıyla yani. Tam çıkaramadım yani ben açıkçası. Size varsa bir şey söyleyin. Evet. Tecrübemden dolayı böyle. Tamam, söyle. Zihnimize yaklaştır. Örnek de verebilirsin. Problem değil yani. Tamam. Mesela örnek vermek. Geçen onun verdiği biraz dua makamı da benziyor. Onunla biraz yine yaklaşıyor ama. Mesela bunu çocuklarda görebilirsin. Tamam. Veya bir kişi kızıldığı zaman. Tamam. Zaten bu huzuru mesela namaz kıldığımızda böyle duruyoruz yani. Evet. Şu şekilde. Hani bir kişiye kızdığınız zaman. Tamam. Karşı tarafta heybetli biri var. Baba, evet. Çocuğuna, oğluna kızdığınız zaman ne yapıyor? Oğlu böyle duruyor değil mi? Tamam, kırılıyor. Bu da huzur.
şey makamı oluyor. Hudu, tamam, işte, hudu, tamam. Oluyor. Bunu da ona benzetirseniz, mesela bir çocuk diyelim bir şey kırdı veya bir tamam. şey boğdu, bir şey oldu. Birçok şey söyleme ihtiyacı mı hissediyor diyorsun? Baba da sorduğunda niye bunu yaptın? Evet. İşte deyince çok kötü oluyor. Yani çok yanlış anladım. Bir cevap oluyor. Yani böyle susarsa daha fazla kızdırıyor aynen, babayı mesela sorunun karşısında. Veya çok böyle kısa bir cevap verirse de tatmin etmiyor diyelim. Siz nasıl cevap mesela veriyorlar? Evet. İnsanlar ya işte şöyle işte böyle ya işte şöyle oldu. Tabii ya tabii. Işte. Tabii. Hani biraz böyle... Sanki razı etmek yani o heybet makamında soru soranı tamamen razı etmek yani. Sorabileceği her şeyine hiç kusursuz bir cevap vermek için. Çocuklar belki böyle düşünelim. Kusursuz bir cevap vermek için... Yani ayrıntılara giriyor, başka şeyler soruyor. Doğrudan soruyla belki soruda zayıf gelebilecek. Yani şöyle bir hiye asaya diyebilirdi ama bir sürü şey daha söyledi değil mi? Hiye asaya demedi evet. Sanki az söylese hani o babayla kıyasla da biraz olabilir. Hiye asaya dese sanki böyle çok önem vermiyormuş gibi haşa. Yani kısa bir cevapla geçiştirmek gibi acaba. Yani bu müellifin biraz deme getirmeye çalıştığı yer sanki orası yani. Onu hissediyorum ben. Hiye asaya demedi ya tevekkev aleyha ve huşşu biha ala ghanemi ve liye fiha ma'aribu uhra. Hatta bir yerde de kesiyor bak. Sonra icmali bir şey söylüyor en son cümlede. 2-3 tane fazla cümle söylüyor normalde. Sonra dedi ki ve liye daha da uzatmıyor bakın. Ona çıkarmıyor. Ve liye fiha ma'aribu bir de başka ihtiyaçlarımı da gideriyorum bu. Bastonla yani bu asayla falan. Başka ihtiyaçlar diyor, kısaltıyor yani orada mesela. Daha da edebi aşmıyor mesela diyelim. Daha da fazla uzatmıyor. Ama 2-3 cümle fazladan söylüyor. Diğer ki asaya diyebilirdi. Ne için kullandığını sormadı Allah Teala onu mesela. Elindeki nedir dedi yani. Yani ne için kullandığını da bilmiyorum. Allah Teala onu da biliyor tabii ki yani. Ama o ne için kullandığını da söyledi. Tevekkev aleyha ne gibi işlevlerde kullandığını falan. Bu olabilir. Bakın biraz daha zihne şununla yaklaşıyor son paragrafla aslında. وَعْلَمْ اَنَّ حَالَ الدُّعَاءِ بِعَامَّةٍ umumen, bi'ammetin umumen demek. Yani umumen dua makamı, dua hali وَالتَّدَرُّ عِلَى اللّٰهِ تَعَلَى يَقْتَدِرْ اِتْنَابْ. Yani Allah Teala'ya dua ederken, niyazda bulunurken genel olarak sözü uzatarak söylemek gerekir diyor. يَقْتَدِرْ اِتْنَابْ. Dua makamı ve niyazda bulunma makamı, Allah'a yalvarış ve yakarışta bulunma makamı tadarru yalvarış yakarış demek. Yalvarış yakarışta bulunmanın makamı itnaptır diyor. İtnabı gerektirir. Fe innehu min gayril edebi ma'allahi teala en yekule da'i. Dua edenin mesela şu şekilde kısaca hemen kestirip duayı söyleyip atması edebe mugayirdir. Edebe uygun değildir. Ya Rabbi ente ta'rifu ma urid. Yani sen bana ne vereceğini biliyorsun zaten. Yani böyle bir şey, ne istediğimi biliyorsun be. Yani böyle bir şey hakikaten hepimiz hissediyoruz değil mi? Edepsizlik yani. Ya Rabbi sen ne istediğimi biliyorsun. Hani istemeyeceğim ben. Çünkü duanın kendisi maksuttur. O kırılıp dökülme, azini, iftikarını bildirmek ki Allah Teala'nın efendim nimetlerini celbetme. Yani bu bizatihi maksut olan bir şeydir. Dua ibadettir yani. Sırf bir şeyi istemek değildir yani. İsterken ki o ruh hali bizatihi maksuttur yani duada. Acizimizi, fakrımızı ve ihtiyacımızı yani arz etmek Allah Teala. Ama ihtiyacımızı arz etmiyoruz. Mesela ya Rabbi ente ta'rifu ma urid. Benim ne istediğimi biliyorsun ya Rabbi. Hani sanki bana onu ver de hani olayı çok uzatmayalım. Aşağı der gibi yani. Hani hepsini tek tek saymama gerek yok gibisinden. Haşa yani hani böyle bir şey hissediliyor yani. وَاَنْتَ يَا رَبِّ اَنْتَ تَعْرِفُ مَا اُرِيدُ. Halbuki haşa sanki bir pazarlık, bir şirket de bir şey isteyecek zaten onu da vermesi lazım. Sen benim ne istediğimi biliyorsun. Bir adam birinden bir şey almak için bir yere gider ya. Sen benim ne istediğimi biliyorsun. Ver istediğimi. Efendim. وَمَا أَدْعُوكَ بِهِ فَلَا فَاِدَةَ مِنْ كَثْرَةِ الْكَلَامِ. Yani اَنْتَ تَعْرِفُ مَا اُرِيدُ وَمَا أَدْعُوكَ بِهِ. Yani senden neyi istediğimi, kendi nefsimde neyi istediğimi ve sen ne için dua ettiğimi ya Rabbi biliyorsun. Yani hadi ver, vereceğimi de gideyim falan gibisinden sanki. Böyle bir şey haşa yani tabii ki. Edebe son derece mugayir. O yüzden dua uzatılır. Uzun uzun dua yapılır yani. Ne kadar uzatırsan o kadar ibadet ediyorsun aslında. Yani şunu da iste, bunu da iste hiç problem değil yani. Ama hani çok isteğin vardır, vaktin kısıtlıdır yani. Ne cami dualar yaparsın mesela. Mucez dualar yaparsın. Mesela kunut dualar falan mucizdir. Birçok Kur'an-ı Kerim'deki, hadis-i şeriflerdeki dualar çok vecizdirler yani. Dünyevi ve uhrevi birçok nimeti cem eden dualardır yani. فَلَا فَاِدَةَ مِنْ كَثَرَةِ الْكَلَامِ. Yani mesela Allah Teala böyle bir şey demiş, benim çok konuşmama gerek yok ya Rabbi, sen biliyorsun bana ne vereceğini. Olmaz. Bazıları cahilane böyle yapabilirler ha.
Yani gerçekten çok şey bir şey değil yani. Böyle yapıyor bazen. Evet. Yani hoca çok uzatıyor en son bunu diyor. Hani ya Rabbi daha da uzatmaya takatimiz yok yani evet. falan. O manada biraz olur o en son söyledikleri. Çünkü çok uzatıyorlar artık anlıyor yani. Çok uzattığını bile kendi uzatmasını meşrulaştırmak için öyle söylüyor bence. Dua eden hocalar. Ben onu hissediyorum şahsen yani. Ama çok fazla uzun dua özellikle toplum şeyinde bence mezmum yani. 15-20 dakika falan dua ediyor. 5 dakika et, 7 dakika et anladım ama yani 20 dakika, yarım saat dua ediyor. Bir de bir yerden sonra tekrara düşüyor. Farklı dualar etse, biraz uzatsa problem değil hakikaten. Farklı nimetler saysa, farklı şeylere nazarımızı celbettirse, hiç aklımıza gelmeyen şeyleri Allah'tan isteme olabilir ama belli yerde bakıyorsunuz manalar tekrar ediyor yani. Aynı şeyleri tekrar istiyor falan. Farklı lafızlarla. O olmuyor tabii yani. O güzel olmuyor. Bir de zaten yani makam çok uzatma şey değilse namaza gireceksin şu bu yani hiç doğru değil zaten. Bir de Arapça yapıyor sadece halk zaten anlamıyor. Zaten halk anlamıyor. Bak Türkçe uzattığı zaman bence makul. Türkçe uzattığı zaman atıyorum 10 dakika uzatabilirse Arapça abi 5 dakikadan fazla 4 dakikadan fazla uzatma. Türkçe uzattığı zaman insanlar dönüyor. Bir de söylerken o duaların içinde akaid var. O duaların içinde hükümler var lazımi olarak. Güzel şeyler var aslında. Dini bilgiler var yani. Türkçe olarak güzel bir şekilde yapılan dualar var. Harika yani insan zevk alıyor. Yani dinini öğreniyor o dua sırasında. Gerçekten ha. Yani neyi nasıl isteyeceğini. Bir hadis-i şerif söyleyin. Peki hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sana da şu duayı etmiştir diyor mesela diyelim. Efendim bir şey istiyor. Senden aleyhisselam şöyle dua etmiştir. Şunu istemiştir. Biz de senden onu istiyoruz falan gibisinde. Güzel bunlar yani hepsi. Ama işte uzatmanın miktarı makama göre bakmak gerekiyor yani. Efendim buna ihtilaflar da olabilir. Ben 5 dakika derim, siz 10 dakika dersiniz mesela atıyorum. 10 dakikaya kadar makbuldür dersiniz yani. Hangi duayı yapmak için? La ilahe illallah seyyidina Muhammedur Mustafa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkı Allah'ıma Rabbena Rabbe hadihi da'ati tamme salatil kaimahat seyyidina Muhammeden il vesilete vel fadile الدرجة الرفيعة العالية إلهي وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين آمين الحمد لله رب العالمين. Orada buna benzer bir dua yapıyorlar. Kısa kesiyorlar. Evet. Taif'ten gelirken. İşte makamına göre. Onlara mı terk edeceksin? Evet. Şey de meşhur var. İbrahim Aleyhisselam bir rivayete göre ateşe atıldığı zaman nasıl gelmişse bu rivayet. Tabii eğer Peygamber Aleyhisselam bildirmemişse yani merfu bir şey değilse nasıl gelmiş olduğu mesele. İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığı zaman işte Cebrail Aleyhisselam geliyor havadayken falan soruyor. İşte hani ne istiyorsun Allah'tan? Yok olabilir o biraz büyük bir yer hakikaten. Yani oraya gittim baktım yani havada bunun bu muhaberenin geçebileceği kadar yüksek bir yer yani. Tabii. Direkt yani mancınık iddia edildiğine göre mancınıkların onun üzerine kurulduğu sütunlar bile duruyor yani. Eğer o sütunlar o tepede yani aşağıda da Halilurrahman Camisi var Urfa'da. Urfa'da evet. Urfa merkezde Halilurrahman Camii işte Balıklı Göl denilen yer işte. O Balıklı Göl o balıkların olduğu göl. Orada kurulmuş ateş. İddiaya göre yani rivayete göre. İddiaya göre değil sanki biraz çok tazif ediliyor hani inkar da etmiyorum çok ama. Yok ama yani bir şeyi ben tasdik etmek istemiyorum ama inkar da etmiyorum. Yani tevakkuf ediyorum ben rivayetin sıhhatinde. Daha iyi araştıralana kadar ve ben araştırdım. Ya mancınık direkt yok ama iki sütun var çok tepede yani. Deniliyor o mancınık o tepeye bağlanmış hani. Oradan atılmış diyelim aşağıya yani. Büyük bir uçurum gibi düşün yani. Aşağıda da Balıklı Göl var yani. Cami var işte. Efendim hani havadayken Cebrail Aleyhisselam geliyor işte. Hani Allah Teala ya neyi bildirmemizi istersin gibisinden falan. İbrahim Aleyhisselam rivayete göre. Efendim. O da ne diyor? Yani Allah Teala halimi biliyor falan yani gibi bir şey diyor yani. Hani zaten beni atan o yani. Kadere teslimiyet, iman, Allah Teala'ya tevekkülün timsali olarak bu sahne nakledilir genelde bazılarda yani. İnkar etmiyorum olayın olmadığını söylemiyorum ama yani olduğuna dair de benim bir kaynak hatırlamıyorum yani. Efendim. Çünkü sesleri zor yani bunlar. İsrailiyat çok oluyor böyle şeylerde. Ama maksat yani güzel bir maksat. Yani kıssadan hissesi güzel yani. Kıssadan. Evet. Biraz. Yani sen ya Allah halimi biliyor yani. Allah halimi arz etmeme. Yani halim dua yani gibi. Zaten o şey. Hali dua yani. Aczı fakri yani istememesi şeyi. Girdiği hal zaten şey dua gibi yani. Celbediyor falan. Velhasıl bu itnapta arkadaşlar itnabın makbul olduğu yerler Muhammed Hoca'nın söylediği gibi çok güzel aslında şöyle yerler var. Genel bir kaide olarak bunu söyleyebiliriz. Sevdiğimiz insanlarla konuşurken
o diyaloğun, o sohbetin devam etmesini istiyoruz. Hatta vaktin nasıl geçtiğini bilmeyiz. Dolayısıyla o makamlarda bazen kasten bilerek sözü uzatırız, bir konu açarız, o konuyu başka bir yere bağlarız. Sevgilinin huzurunda, sevgilinin meclisinde efendim, yani bu hani erkek kız da olabilir, işte efendim bir şeyh mürit de olabilir bu efendim, veya da iki dost da olabilir, normal erkek dost falan veya kadın dostlar. Ne yaparlar? Bu muhabbetten zevk alıyorlar. Yani mahza beraberlikten zevk aldıkları için konuşmanın içeriği çok mühim değil. Konuşmanın uzatılması daha makbuldür çünkü o beraber geçirilecek vakit artacaktır yani. Sadece o beraberlikten ruhlar lezzet alıyor yani, ülfet peyda etmiş yani. Dolayısıyla böyle makamlarda, böyle makamlarda mesela diyelim bir kulun teheccüdde secde anında uzattıkça uzatıyor, dua ettikçe, çünkü lezzet alıyor yani. Teheccüdde gecenin zifiri karanlığında hiçbir ses yok, şey yok. Kalbi Rab Teala'nın huzurunda, hiçbir kalbini meşgul edecek bir şey yok. O secdenin hazzını almış, o yakınlığın, Allah Teala'ya yakınlaşmanın hazzını alan kul. Yani dünyada hiçbir şey başka istemiyor, o hal devam etsin diye ister yani. Efendim, o hal devam etsin diye ister ve uzatır yani, duasını uzatır, beraberliğini uzatır. Yani böyle makamlarda itnap son derece makbuldür. İcaz falan inanılmaz kötüdür. Mesela böyle sahne nedir? Bir hocayı ziyarete gider, iyi mesela salih, takva sahibi, çok sevilen bir hoca. Gidersiniz falan, efendim biraz konuşulur, biri bir soru sonra cevaplanır. Biri der ki ya müsaadenizi isteyelim çıkalım. Sonra diyor ki ya niye öyle istedin yani? Hani biraz daha otursaydık, bir soru sor kalalım falan orada diye. Hani bir soru sor da hani maksat soru değil. Ne olduğu önemli değil, aynı sorunun. Soru sor da daha fazla kalalım hocanın yanında mesela. İtnap yani makbul böyle şey. Soruyu sor, uzat. Ne kadar uzatabilirsen uzat. Benim soru aklıma gelmiyor, senin aklına geliyor. Mesela sen iyi konuşuyorsun, sen konuş. Biz senin yanında duralım falan diye. Gibisinden. Bunda itnap yani. Evet. Dolayısıyla icaz böyle kısa kestirip hemen soruyu sorup gitmek makbul değil yani. Ve yekunul icazu bil kasri vel hazfi. Şimdi icaz iki tür olabiliyor arkadaşlar. Kasır ve hazif ile bunları açıklayacağız. Ve şartuhu ademul ihlali bil ma'na. İcazın bir şartı var. Yani icaz yapabilirsiniz ama çok fazla mübalağalı bir icaz yapamazsınız. Böyle bir durumda manaya ulaşamaz muhatap. Yani biraz düşünerek, biraz zorla ulaşması mühim değil. Ancak manaya hiç ulaşamıyorsa, mana geçmiyor, nakledilemiyor. O kadar muciz ki yani. Bu olmaz. İhlal bil ma'na. Bu mezmun bir şeydir yani. Bu derece icazlı, veciz bir, ne dediği anlaşılmıyor yani falan. Bilmece gibi konuşuyor falan. Olmaz yani. Yetil icazu ala kısmeyn. El evvelu icazu kasrin ve mithaluhu el ayetul mezkuratu fil kısas. Kasır. Yani bu işte az sözde çok mana anlatmak dediğimiz biraz bu. İzkethratul me'ani hiye min zâtil alfâdil qalîle. Lafızların kendilerinin getirdiği terkipteki toplam anlam size çok anlam veriyor. Tamam. Özel olarak bir şeyi zikretmemezlik yapmamışız. Yani özel olarak bir kelimeyi hasfetmemişiz burada. Lafızların bu terkipte bu şekilde kendilerinin getirdiği mana çok fazla yani. Böyle bir terkiple geldikleri mana, tamam. Terkip önemli yani. Es-sani icazu hazfin. Mukabilini görünce icazu kasrı daha iyi anlayacağız. İcazu hazfin ke kavli teala vas'elil qaryata. Burada bir kelimenin hasfedilmiş olması var. Yani hasfedilmeye de bilirdi. Ama hasfedildi ve daha muciz oldu kelime. Yani lafızlardan tasarruf ettik daha fazla. Yani o lafız olsa da olmasa da mana aynı aslında, dikkat ederseniz. Vel aslu vas'el ehlel qaryati. فوقع الإيجاز بحذف الكلمة أهل. تمام. وكقوله تعالى أن يضرب. Bu çok güzel bir örnek hakikaten. Kur'an-ı Kerim'de bu çok var arkadaşlar. İcazın bu türü Kur'an-ı Kerim'de belki en çok karşılaşılan örneklerden. Uzun uzun hikayeler anlatılıyor değil mi? Kıssalar anlatılıyor yani. Efendim, bir anda kendinizi sahneler arası geçişte buluyorsunuz falan. Hani bir şey bekliyorsunuz, o sanki söylenmemiş, diğerine geçti ama var, zihninize de geliyor hemen. Bakalım. وكقوله تعالى أن يضرب بعصاك البحر. Allah Teala Musa Aleyhisselam'a emrediyor değil mi? Asanla şeye vur. Efendim denize vur. Yani Kızıldeniz'e vur diyor. Fenfelaka, deniz ikiye ayrıldı. Yani vurdu mu vurmadı mı? Vurdu tabii yani. Emre zaten itaat etmemesi düşünülemeyeceği için. Yani vel aslu en idrib bi asakel bahra fadaraba fenfelak. Yani femtethele bil emri fadaraba mesela. Musa Aleyhisselam emre uydu ve vurdu. Ve sonra denizde ikiye yarıldı falan. Hani bunu demeye gerek yok. Zaten Musa Aleyhisselam emri hemen yerine getirir ve vurur. Bu bilindiği için efendim hemen sonuca geçiyor yani. Tamam. O süreç çünkü önemli değil yani. Biliniyor da zaten. Tamam. فَوَقَعَ الْاِيْجَازُ بِحَذْفِ جُمْلَةِ فَضَرَبَ. Evet.
İşte buradaki fa'ların bir manası vardı. Yani hatırlamıyorum bu fa'nın özel bir anlamı var. Ondan önce bir şey, bir cümle falan takdirinin yerine de geçiyor. Yani o bu oldu, bu oldu, bu oldu netice falan gibisinden yani. Böyle bir fa, böyle bir geçişi yapan fa yani. Onun üstünde birkaç cümleyi sanki içinde barındıran bir fa yani. Fa-i İcaziye biliyorum, hatırlamıyorum ismini. Evet. O anlaşılıyor. Yani tefsirlere baksanız bayağı bir şey görürsünüz böyle kıssaların anlatımında yani Kur'an-ı Kerim'de. وَشَرْطُ الْاِتْنَابِ اَنْ يَكُنَ لِفَائِدَةٍ. Ha, burada itnabı sanki işte esas almadı kesin burada. İtnabın şartı vardır. Bir nükte isim, bir sebep için olması lazım. Yani asıl olan itnab yapılmamasıdır. İtnab yapıyorsanız belli bir gaye için, bir sebep için, bir hikmet için yapmanız gerekiyor. Tamam. الْاَصْلُ اَنْ يَكُنَ الْكَلَمُ مُوْجَزًا. Yani en azından الْاَصْلُ اَنْ يَكُنَ الْكَلَمُ غَيْرَ مُطْنَبٍ. Hani böyle desek daha şey olur. Mucizeden kastıdır budur dersek az önceki ifadeyle de tevfik etmiş oluruz. Tamam. وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ الْبَلَاغَةَ قَدْ تَكُونُ فِي اِطْنَابِ الْكَلَامِ لَا فِي اِيْجَازِهِ. Daha önce geçtiği üzere diyor, bazen belagat, beli bir kelam icazda değil de itnapta olur. فَلَا بُدَّ وَاَنْ يَكُنَ الْاِطْنَابُ لِفَائِدَّةٍ يَقْتَضِيهَا الْمَقَامِ. Ancak buna rağmen itnabı, itnabın makamın gerektirdiği bir sebep, bir hikmet için gelmesi gerekir. فَهَذَا شَرْطُهُ وَاِلَّا كَنَ الْكَلَامُ تَطْوِيلًا اَوْ حَشْوًا. Yoksa söz ne olur? Uzatmak, gereksiz yere uzatmak ve haşv dediğimiz şey olur. Haşv. Yani fazla kelam sarf etmek gibi olur. Tatvil ile haşv arasında ulemanın bir kısmının şöyle bir ayrımı var. Dipnotta var zaten. اَتْتَطْوِيلًا اَشْتَمِلَا الْكَلَامُ زِيَدَةً غَيْرَ مُتَعَيِّنَةٍ. Yani tayin etmeyen, özel olarak bir şey gerektirmeyen bir ziyadenin gelmesi. Bir en takuna ihder kelimeteni zaideten min gayri tayinin. Ha, iki kere kelime yani bir zaitlik var ama zait olan kelimeleri tayin edemiyoruz. Yani ikisi de olabilir. Yani toplamda zait bir şey var ama yani ille de bu zaittir veya bu zaittir diyemiyoruz. Herhangi biri de zait olabilir yani. İkisi de aşağı yukarı aynı manaları bildiriyorlar. Min gayri tayinin li zaidi li kuvveti teradüf. Yani neredeyse bir teradifler bu kelimeler. Tamam. Evet, kelimeler yani birkaç kelime kullanmış ama dilim teradüf gibi. Vavlarla atıf yapmış bir teradüf gibi. Yani herhangi birini de hasfedebilirdik. Herhangi birine fazla diyebilirdik. Yani özel olarak şu fazladır diye nokta atışı yapamıyoruz. Buna tatvil deniyor. Haşv ne için kullanılıyor? Emmel haşvu fe en yeştemilel kelamu ala ziyadetin bi'ayniha tu'rafu bi'ennaha hiye zâide. Yani parmağımızı basıp işte bu kelime fazladır diyebildiğimiz kelime haşv oluyor veya cümle. Yani bu cümle hiç olmasa da hiçbir problem olmazdı anlatımda. Hiçbir mana eksik kalmaz dediğimiz bir cümle veya bir lafız, bir terkip varsa kelamda, bir kayıt falan yani, o haşv olmuş oluyor. Haşv. Tamam. وَبَعْضُهُمْ يُطْلِقُ عَلَى كُلِّهِ تَطْوِيلًا وَحَشْوًا. Bazıları ise tatvil ve haşvı, efendim tatvil ve haşvı olumsuz kelimeler ama itnap mutlak manada olumsuz değil, tamam. Tatvil ve haşv mutlak manada olumsuz kelimeler, tamam. Evet, uzatma, fazla söz söyleme. Yani itnap değil bu, dikkat edin yani fazla. Yani bu fazlalık yani, bunun hiç gerek olmayan şey. Bunlar mutlak manada olumsuzluk için kullanılıyor. Bazı alimler bu ikisini aynı manada kullanıyorlar. Tatvil ve haşve ama itnap mutlak manada olumsuz değil. Dolayısıyla itnapla tatvil farkını göreceğiz. Tamam, itnap denilince artık özellikle müteahhirinde yani bu mutlak olumsuz olması gerekmiyor, tamam. Ama lugavi anlamı biraz olumsuz ama atnaba, atnaba, atnaba diyor, uzattı falan. Olumsuz anlamda da kullanılıyor yani, tamam. Ama genel olarak ıstılahi olarak ulema haşiyelerde kullanırız. Özellikle müteahhirinde itnabı olumsuz anlamayalım diyerek yani. Özel bir siyak, bir karine yoksa. Tatvil deyince ama anlayabiliriz olumsuzu diyerek. Haşv deyince olumsuz anlayabiliriz ki haşv çok net yani, olumsuzluk da yani. Direkt diyorsun bu kelime fazla falan. Efendim. Bu Musa Aleyhisselam'ın itnab cevabında alimler dipnotta da söylüyor, onu söylemeyi unuttuk. Yani bence bana bu daha yakın geliyor. Bunu birçok müfessir söylüyor yani. Birçok belagat kitabında da bu naklediliyor. Yani Musa Aleyhisselam neden sözü uzattı? Çünkü Allah Teala'nın kelamına muhatap olmak nadir bir şeydir. Çok üstün bir şeydir. Onu devam ettirmek istedi. Allah Teala'nın kelamını işitmekle, kelamına muhatap olmanın lezzetini sürdürmek istedi. Yani sevgilinin huzurunda işte efendim sözü uzatmak, meclisi uzatmayı istemek gibi yani. Bu şekilde. Burada o zaman duruyoruz arkadaşlar. Böylece meani ilmini bitirmiş olduk. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
İnşallah gelecek derste beyan üzerinden geçeceğiz. İyi hazırlayın ama teşbih kısmında beyan ilminde görmediğimiz ayrıntılar var. Teşbihin erkanının müfret veya mürekkep olması gibi. Onu görmemiştik biz Tuhfetül İhfan'da. Ondan sonra mecaz kinaye inşallah okuyabildiğimiz kadarıyla okuruz. İnşallah bitiririz diye düşünüyorum ama bilmiyorum, bitmeye de bilir yani. Ve ahir da'vana elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve cezakumullahu hayran kethira.